Peki bu kadar sorun, sıkıntı varken biliyorsunuz artık bir yıl, yaklaşık 1,5 yıla yakın bir süre bir seçime kaldı. Çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla siz bu seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl olur? Elazığ'daki yöneticiler bununla ilgili ne gibi çalışmalar yaparlar? Ya da milletvekili olacak kişiler, adaylar, aday adayları, bunların nasıl birileri olması lazım? Bu seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz siz? Şimdi seçim atmosferine gelirsek şu anki siyasi konjektürde izlenimlerimiz şunlar bizim. Burada Elazığ'da durum biraz, gerçi Türkiye genelinde de durumlar biraz karışık ama Elazığ için biz konuşuyoruz. Elazığ için şu anki siyasi mevcut görüntü olarak insanların benimseyemediği bazı siyasi büyüklerimiz var. Bunların da halka karışıp, halkla iç içe olup daha önceki o dargınlıkları veya kırgınlıkları geçiştirmeleri lazımdır. Çünkü sosyal medyadan veya yaptıkları etkinliklerden takip ettiğimiz kadar her teşkilat kendi teşkilat mensubunu ziyaret ediyor. Kendi teşkilatı dışında olan insanları ziyaret etmiyor. Bu kapsamda bir teşkilat başkanı olarak yarın bana oy kullanmam söylenirse eğer ben bunların hiçbirini göz ardı etmem ve bunlardan bir haber gitmem. Bu bağlamda da bana oy kullanacağım partiyi sorarsanız şu an yani bugüne kadar bizim fikrimiz belliydi ama gelindiğimiz gün içerisinde biz şu an oy kullanmayı düşünmüyoruz. Şundan dolayıdır bizi bayağı bir incittiler, bayağı bir yıprattılar. Çünkü biz sonuçta bu ülkenin ve bu memleketin birer ferdi ve birer evladıyız. Biz memleketimize ve ilimize faydamız olsun istiyoruz. Ama biz bunları isterken bazı kapıların yüzümüze kapanması da bizi bu döngünün dışında tutmuştur. Bundan dolayı şu anki siyasi konjektürde şunu söyleyebilirim. Yani ben fikrimi beyan ediyorum. Şahsi fikrimdir. 4-1 de olur, 3-2 olur, 2-2-1 olur veya 5-1 yani 5 tane 1 olur ona bir şey diyemem. Ama şu anki izlenimimiz 2-1-1-1 şeklinde veya 2-2-1 şeklindedir. Ha parti soracak olursanız bizlerin parti ayrımı olmadığı için buradan parti isminin verilmesi de doğru olmaz düşüncesindeyim.